Futbolun hikayelerine hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bu bölümde çok farklı bir hikayeyle karşınızdayız. Futbol, bazen ne attığınız gol, bazen ne yediğiniz gol, bazen ne küme düşmek, bazen ne şampiyon olmak. Futbol, etrafında barındırdığı hikayelerle, sembollerle o kadar güzel ki. Futbol içinde bazen aşk barındırıyor, bazen tutku barındırıyor, bazen nefret, bazen kavga, bazen romantizm barındırıyor. İşte bu romantizmin çok az sayıda temsilcisi kaldı. Bu temsilcilerden bir tanesi de Macar kaleci Gabor Kirali. Gabor Kirali'yi siz maça çıkarken giydiği gri eşofmanla tanıyorsunuz. Gerçekten çok farklı bir hikayesi var. Şu anda 40 yaşında ama siz bu hikayeyi izlerken belki 41, 42, 43 yaşında olacak ve hala futbol oynamaya, kalede durmaya devam edecek Gabor Kirali. Gelin hep beraber Kirali'nin hikayesini izleyelim. Futbolda efsane olmak için bazen ne çok iyi oynamak ne de unutulmaz bir gol atmak gerekmez. Bazen sahaya çıktığında giydiğin gri bir eşofman bile seni unutulmazlar arasına sokabilir. Gabor Kirali, günümüz romantik futbolunun en önemli temsilcilerinden biri durumunda ve Macaristan halkının benimsediği bir sembol. Onun oynadığı her maçta dikkat çeken en büyük şey elbette kaleye korurken şort yerine giydiği gri eşofmanı. 1 Nisan 1976'da Macaristan'ın Szombathely kentinde dünyaya gelen Kirali, futbola da doğduğu şehrin takımı Szombathely Haladas'la başladı. 1 Temmuz 1993 gününe kadar Haladas'ın U19 takımında forma giyen Gabor, bu tarihten sonra Szombathely Haladas'ın A takımına çıkarak Macaristan 1. Ligi'nde şehrinin takımının kalesini korumaya başladı. Artık şehrin kalesi ona emanetti. Herkes ona güveniyordu. 1996 yılı onun hayatı ve hikayesi için en önemli yılı. Çünkü altından çıkarmadığı gri eşofmanı ile bu yılda tanıştı. 1995-96 sezonunda takım olarak gösterdikleri kötü performansla ligin diplerine doğru iniyorlardı. Sezon sonunda çıktıkları ölüm kalım maçı onların kaderini belirleyecekti. Maç için evinden stada doğru yürüyen Kirali, soyunma odasına geldiğinde bir sürprizle karşılaşmıştı. Çantasını açıp baktığında şortunu bulamamıştı ve maça az bir süre kaldığı için eve gitmesi imkansızdı. Tek yapabileceği şey stada gelirken giydiği gri eşofmanıyla maça çıkmaktı. Sahaya çıktığında etrafındaki herkes tarafından garipsendi. Ama bu durum onun umurunda bile değildi. Çünkü Kirali 90 dakika kalesinde mücadele edecek ve şehrinin takımını küme düşmekten kurtaracaktı. Nitekim bu maçta öyle de oldu. Szombathely Haladas bu maçta kümede kaldı ve Kirali bu maçtan sonra gri eşofmanını kariyeri boyunca çıkarmadı. ...1996'ya kadar gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Macar kaleciye Almanya'dan transfer teklifi geldi. Haladas taraftarı onun gitmesini her ne kadar istemese de Kirali 100 bin euroya Hertha Berlin'e transfer oldu. İlk olarak Berlin'de ikinci kaleci durumunda olan Kirali, Hertha Berlin'in aldığı 7 maçlık mağlubiyetin ardından kaleyi kariyerinde Hertha'dan başka takımda oynamayan Christian Fiedler'den devraldı. Macar kaleci her geçen yıl üstüne koyduğu performansla Hertha Berlin taraftarının gönlünü fethetti. Gabor Kirali'nin bu performansı Macaristan'da da gururla karşılandı ve 1998 yılında yılın futbolcusu seçildi. Bunun yanında ülkesinde en çok konuşulan isimler arasına girdi. Macaristan milli takımının da alt yaş kategorilerinde kendini gösteren Kirali, 25 Mart 1998'de ilk A milli takım maçına çıktı. Avusturya karşısında 3-2'lik skor elde eden Macarların kalecisi Gabor Kirali bir penaltı kurtardı ve kurtardığı bu penaltıyla artık milli takımın vazgeçilmez ismi oldu. Hertha Berlin kariyeri boyunca 2 Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Gabor Kirali belki de kariyerinin en iyi dönemini o senelerde yaşadı. 2004 yılına kadar Hertha Berlin'de 252 maça çıkan Kirali, Temmuz ayında adaya ayak bastı ve İngiliz ekibi Crystal Palace'a bonservissiz olarak transfer oldu. Ada futboluna ayak uydurmakta zorlanan Gabor Kirali, Crystal Palace'la çıktığı 106 maçta 127 gol yedi ve bunların sadece 33'ünde kalesini gole kapatabildi.
Crystal Palace formasıyla çıktığı Aston Villa maçında ilk kez eşofman yerine şortla sahadaydı Krili ve bu maçta 1-1 berabere kaldılar. 19 Mart 2005'te Crystal Palace 30. haftada Stamford Bridge'de Chelsea'nin konuydu. Krili bu maçta da ikinci kez eşofmanıyla çıkmayıp şort giymeyi tercih etti ve Crystal Palace bu maçı 4-1 kaybetti. Bu maçtan sonra gri eşofmanın uğurlu olduğuna inanan Krili eşofmanı devamlı giymeye karar verdi. İyi geçmeyen Crystal Palace macerasından sonra 17 Kasım 2006'da West Ham'ın yolunu tuttu. Kiralık olarak forma giydiği West Ham'dan 3 Aralık 2006'da Crystal Palace'a geri dönse de tekrar Aston Villa'ya kiralık olarak verildi. Krili bu duruma çok üzüldü. Onun beklenmeyen ada performansı ülkesinin insanlarını da üzüyordu. Aston Villa'da 6 maça çıkıp 10 gol yiyen Krili giderek kötüye gidiyordu. Bu takımdan da İngiltere ikincilik ekiplerinden Burnley'e 2.50 milyon euroya satıldı ve 2009'a kadar burada forma giydi. Ada futbolunda bir türlü tutunamayan Krili buradan da tekrar Bundesliga'ya transfer oldu. 30 Ocak 2009'da Alman ekiplerinden Bayer Leverkusen'e kiralanan Macar kaleci burada yarım sezon oynayarak Alman ikincilik ekibi 1860 Münih'e satıldı ve burada 168 maça çıktı. Ağustos 2014'te yolu tekrar adaya düştü Krali'nin. İngiltere 2. liginde Fulham'a 400 bin euroya satıldı. Yıllar geçtikçe performansı düşse de Macaristan milli takımının kalesini korumaya devam ediyordu Gabor Krili. 1 Temmuz 2015'te futbola başladığı şehre geri dönen Krili ilk takımı Szombathely Haladas'ta anlaştı. 40 yaşına kadar sayısız maça çıkan Krili hala futbola devam ediyor. 1986 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez uluslararası bir turnuvada boy gösteren Macaristan'ın kalecisi Gabor Krili Avrupa şampiyonu tarihine geçti. Euro 2016'da 40 yaş 74 günle Avrupa şampiyonası tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu olarak kayıtlara geçti. Bir önceki rekorsa 39 yaş 91 günle Alman futbol efsanesi Lothar Matthäus'a aitti. Ayrıca 1998'den bu yana milli takım için oynayan Krili, Macaristan milli takımı formasını en çok giyen futbolcu olma özelliğine sahip. Futbol vazgeçilmezlerle dolu. Krili, kendisiyle özdeşleşen gri eşofmanla herkesin aklına kazındı ve üstünden yıllar geçse de hatırlanmaya devam edecek. Futbolun hikayelerini takip etmeye devam edin. Böyle güzel hikayeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Bir başka bölümde, bir başka hikayeyle sizlerle birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın. Annesi Makedon olan genç oyuncu futbola ise çok erken yaşlarda başladı. Topla tanışması Danimarka'da. Her çocuk gibi sokakta.